Merhaba, orijinalini Yale Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Lori Santos'un hazırladığı bir derste karşınızdayım. Sizlere bugün bilişsel önyargılar serisinin bir parçası olan G.I. Joe yanılgısından bahsedeceğim. Bilişsel önyargılar serisindeki videoları seyrettiyseniz şu anda önyargılarınıza farklı bir açıdan bakabildiğinizi ama yine de onların kurbanı olabileceğinizi bildiğinizi düşünüyorum. Buna ek olarak ön yargılarımızın ne olduğunu bilmenin onların tuzağına daha az düşeceğimiz anlamına geldiğini de düşünüyor olabilirsiniz. Ama size bunun bu kadar basit bir şey olmadığını söylemem lazım. Evet, aslına bakarsanız eğer ön yargılarımızın bilincinde olmamızın onların üstesinden gelebilmek için neden yeterli olduğunu düşünüyorsanız, G.I. Joe yanılgısının yani başka bir ön yargının kurbanı olduğunuzu söylemek istiyorum. Çocukluğunuz 1980'lere denk geliyorsa bu yanılgının adının nereden geldiğini anlamışsınızdır. Doğru. GI Joe isimli çizgi film ve oyuncaklarda. Peki çizgi filmin her bölümünün nasıl bittiğini hatırlıyor musunuz? Çizgi filmin oldukça basit olan mesajıyla. Mesaj şu. Artık biliyorsunuz ve bilmek kazanmanın yarısıdır. Bu fikrin yani bilmek kazanmanın yarısıdır demenin yanlış olan kısmı bilişsel bilimin bize önyargılarımızın bilincinde olmanın savaşın yarısından da daha az olduğunu kanıtlamış olmasıdır. Bu arada bilmenin kazanmanın yarısı olan durumlar olduğunu da göz ardı edemeyiz tabi. Mesela çarpım tablosunun ya da markette sütün hangi reyonda olduğunu bilmek kazanmanın gerçekten de yarısıdır. Ama yine de bilmenin kazanmak için yeterli olmadığı durumların sayısı oldukça fazladır. Örneğin Büyük Kanyon üzerinde inşa edilmiş köprünün %100 güvenli olduğunu bilmenize rağmen köprü üzerinde yürümekten korkabilirsiniz. Ya da yargınızı etkileyeceğini bilmenize rağmen bağlama dayalı ön yargılarınız çikolata istediğinizde 5 tanesi 5 TL etiketiyle satılan çikolatalardan gerçekten de 5 tane almanızı sağlayabilir. Son olarak kelime seçiminin sezgilerinizi etkilediğini bilmenize rağmen can kayıplarını içeren bir durumda değil de can kurtarmayı içeren bir durumda risk almayı tercih edebilirsiniz. Bilişsel önyargılar üzerinde yapılan uzun süreli araştırmalar bir şeyin bilincinde olmanın hareketlerimizin çok az bir kısmını etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Günlük hayatımızda hareketlerimizin çoğu bilincimiz tarafından değil de diğer süreçlerden yani alışkanlıklarımız ve içinde bulunduğumuz durumlar tarafından kontrol edilirler. Bunun için durumları şekillendirip hareketlerimizi durumlara göre ayarlayabilmek veya duygularımızı kontrol edebilmek gerçekten de çok işe yarayabilecek becerilerdir. G.I. Joe yanılgısının belki de en komik kısmı bilmenin aslında kazanmanın yarısından az olması. Önyargılarınızın olduğunu bilmenin yeterli olmadığını biliyor olsanız bile bilinçli olarak bildiğiniz şeyin hareketlerinizi kontrol eden ana mekanizma olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama değil. Bütün videoları izlemiş olsanız bile videolarda bahsedilen etkilere maruz kalacağınızı bilmelisiniz. Tüm bilişsel süreçlerde ki buna bilişsel yanılgısı da dahil bilmek kazanmanın yarısı bile değildir. O halde artık bilmenin kazanmanın yarısından az olduğunu biliyorsunuz.